Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bu videoda biraz değişik bir konsept yapacağım. Şimdi video çekerken normalde eğer oyun oynarsam, yani daha doğrusu oynarken video çektiğim zaman oyuna çok odaklanamıyorum. Ve normalde oynadığımdan daha kötü oynuyorum. Ve hani ikisini ortalayamıyorum. Yani oyuna odaklandığım zaman daha az konuşmuş ve daha az öğretici bir video yapmış oluyorum. Video odaklandığında da oyun kötü olmuş oluyor. Çok ikisinin bir arada güzel olmadığını fark ettim çoğu video için. Ben de bir şey deneyeyim dedim. Hani bir tane şöyle video çekmiyorken, kafam rahatken tryhard bir oyun oynayayım. Sonra onu tekrarından bütün yaptığım hamleleri teker teker anlata anlata bir video çekeyim dedim. Güzel de bir oyun oldu açıkçası. Güzel öğretici bir oyun olacağını düşünüyorum. Daha doğrusu güzel öğretici bir video olacağını düşünüyorum sizin açınızdan. Şimdi karşımda Veigar vardı. Gördüğünüz gibi bariyeri var. Ignite'ımla çok fazla beklenmemem gerekiyor. Bu arada bana normalde top lane verilmişti. Daha doğrusu gelmişti. Singed'i de değiştirdik. Sağ olsun değiştirdi Singed. Şöyle yapalım da en azından gözümüz alışsın. Şimdi bazı yerleri hızlı hızlı geçeceğim. Lane'in kaçamasından başlayalım. Şurada kulenin altında bekliyor olmam çok sağlıklı değil normalde. Hani bir orman girişini falan tutmam daha iyi olurdu ama genellikle invade falan oluyor. Çok riske atmak istemiyorum açıkçası bir orman girişinde kendimi. Totemimi de harcamak istemiyorum. Solo Q normalde yapmamam gerekiyor bu tarz hareketleri. Ama solo Q olduğu için yani ben totemimi kendim için harcamak istediğim için orada totem harcamak istemedim. Şimdi Veigar matchup'ı Diana için çok zorlayıcı bir matchup olmuyor. Neden? Çünkü farm yapabiliyoruz. Farm yapıp alt olup adamı kesebiliyoruz. Şimdi Q açtım gördüğünüz gibi. W'da açabilirsiniz. M'de bir matchup'da W açabilirsiniz. Bu tarz eğer bir ranged matchup'daysanız rakibin düz vuruş menzili sizinkinden yüksekse Q başlayabilirsiniz. Uzaktan bu şekilde bakın Q'la minyon alabiliyorum. Tabii ki ideal senaryo Q'la minyon alırken aynı zamanda adamı dürtmek. Şu an gördüğünüz gibi. Şimdi bu adam şu yavaşlatma rününden girmiş. Düz vuruşları yavaşlatıyor ve düz vuruşlarla beni dürtmeye çalışıyor. Çok fazla aldırmıyorum. Hani minyona odaklanıyorum. Zaten ben onu Q tutturduğum zaman onun bana 5 tane düz vuruşuyla eşit bir takasa girmiş oluyoruz sonuçta. Birazcık ileriye almak gerekir mi? Yok. Şu an laning'de. Başka nelerden bahsedebilirim? Karşıda Evelynn var. 6'ya kadar çok rahat gank atamıyor açıkçası. 6'dan sonra güçlü oluyor. Neden güçlü oluyor? Hem ultisi ona kendini kurtarma ve yüksek bir hasar imkanı tanıyor. Hem de biliyorsunuz 6'dan sonra görünmez oluyor. Gördüğünüz gibi rakibin hafif üstüne gittim. Ve minyonları aldım. Amacım onu hafif geri çıkartmak ve W'm sayesinde minyonları temizlemekti. Haritanın geneline baktığımızda çok bir olay olmuyor şu an. Yanlış da durdurdum. Minyonda adam sürekli üstüme ittirmesine rağmen hala öndeyim. Top lane'de bir gank oluyor. Burada ölüyorlardı sanırım. Bakalım kim kötü oynamış. Oyundan hatırladığım kadarıyla burada ölmüşlerdi. Evet. Master kötü oynamış. Kendi lane'imize dönecek olursak bakıyoruz abi. Hala minyon almaya odaklanıyoruz. Rakibi zaten kesemeyiz 6'dan önce. Gördüğünüz gibi Q'la hem minyon alıyoruz hem de rakibi dürtüyoruz. Şu an manam yok. Rakibin de manası bitti epey ama lane'de kalmam gerekiyor şu an için. Hala çünkü farm alabiliyorum az da olsa ve ölme riskim de çok yok. 6 olduktan sonra sen daha rahat bir oyun ortaya koyacağız ve Pink Ward'la Evelynn'i haritada görmeye çalışacağız. Evelynn'in ilacı Pink Ward. Şimdi mesela lane oynarken sınırlarınızı biliyor olmanız lazım. Örneğin Diana çoğu matchup'ta 6'dan sonra güçlenen bir karakter. 6'ya kadar safe oynamanız gerekiyor. 6'ya kadar rakibe avantaj vermemeniz gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi minyonlarda 27-24'üm ve şurada da benim potansiyel almam olma olasılığım olan minyonlar var. Yani minyonda eşitiz. Velhasıl kelam.
Ve 6'da ben bu adamdan daha güçlü olacağım. Bu gayet ideal bir senaryo. Şimdi burada base atmam lazım. Buradaki minyonları kaçırmaya göze aldım. Bir kısmını. Ve çok fazla manam gittiği için adamla sürekli hani uzaktan adama bir minyon almaya çalışıyorum ya ve adama Q atıyorum, W atıyorum sürekli. Bu yüzden ikinci Doran'ı ve Mejai'nin küçüğünü aldım. Ki biraz bana hem can versin hem mana versin. Aynı zamanda biraz daha AP veriyor. Yani bu başlangıç itemleri gayet güzel önerebilirim size de. Şimdi bu adam benden önce 6 olacak. 6 oldu. Ama manası yok. Mesela şu an bu adamın normalde base atması gerekiyordu. Ben base attım da bunun da base atması lazımdı. Atmadı. Bunun bedelini ödeyecek. Şu an haritada normalde Evelynn'i görmüyordum. Ama henüz 6 olamayacağını biliyorum. Çünkü ben daha mid lane'de yeni 6 oldum. En fazla 5 leveldir diye tahmin ediyorum ki 5 level bizim Master'da 4 level biraz geri düşmüş. Burada Q'yu tutturduk. Adamın üstüne gidiyoruz. Bak burada bilerek geri çıktım. Ki adam biraz daha lane'de kalsın yani. Üstüne doğru gidersem ki zaten saçma. Kule altına gireceğim. Biraz böyle geri çıktım ki adam hani rahatlasın. Buradaki minyonları alırım ben veya bu adama birkaç vurayım falan desin. Ultim falan da var diye düşünüyor ya. İşte ultimle belki adamı keserim falan diye düşünsün. Bakın W'sunu da yedik. Üstüne atladık, kestik. Gayet kolay bir kill oldu. Şimdi hafif ileri saralım abi. Döndüğümüzde bir tane kuvvet kitabı aldık. Bir tane de pot aldık ve artık kontrol totemi almaya başlıyoruz. Çünkü Evelynn'in 6 olacak. Evelynn'in 6 olmasıyla birlikte de bizim kontrol totemini sürekli yerleştirmemiz gerekiyor ormana. Şimdi lane'e gelelim abi. Aldık itemimizi. Adam da kayıp cilt almış. Şimdi ben bu adama her Q tutturdum da keserim. Tek sıkıntı şu E'si. E'sini harcadı. Şu an artık bu adam savunmasız. Artık Q'la atladım gibi keserim. Şimdi biraz fazla minyon var. Ve de Evelynn'i burada görüyorum. Kontrol totemini geldiğim gibi atmıştım. O da hemen temizledi. O yüzden orada bir agresiflik yapmadık. Burada hemen adamın yardım istediğini gördüm. O tarafa doğru yöneliyorum. Adam 6, bizimki 4. Buradan stun'ı yemeden geçtim. Bu adama Q tutturdum. Adamdan sıçrayı aldık. Burada güzel oynayacağız. Adam şuradan atlamadan flash'ı koyduk ki adam atlayamasın. Sonra şuradan da bir kill daha çıkarıyoruz. Artık 3-0'ız. Gayet Fediz. Veigar da biraz kötü oynuyor açıkçası. Nami de burada AFK kaldı sanırım, bilmiyorum. Buradan sonra geri döndü mü? Biraz tilt oldu sanırım. Şimdi oyunun kontrolü tamamen bizde. Tapta Singed'imiz var. 2-0 Cassiopeia'ya karşı oynuyor olabilir ama adam en azından hani levelde vesaire çok da geri düşmemiş ve Singed sonuçta iş yapar. Gider Draven'ı arkaya atar vesaire, iş yapar illaki. Ben çok güçlüyüm ve karşıdaki herkes kırılgan. Yani ben herkesi şu anda tek atabilirim. Geriye dönüp abi ben Nashor bu build'ini hala seviyorum. Belli bir dönem aslında diğer build'i de denedim. Yani bu neydi o ya? Spellbinder. Hani Büyübüken build'ini denedim. Büyübüken artı Rabadon ama ben Allah. Bir dakika, adamı biraz hızlı kestik abi. Biraz geriye gidek. Ama ben bu Sokarca ve işte Nashor build'ine çok alışmış. Şu Q'yu yedi, adam hala duruyor orada. E'sini dodge'lamış olduk. Gidiyoruz. Düz vuruş, düz vuruş. Bir tane daha Q ulti, adam öldü. Artık bizim için çok kolay bir lane oldu. Hala canımız full. Artık kuleye vurabiliriz. Zaten geri dönmem anlamsız. Daha yeni base'den geldim. Paramın hepsini harcadım. Şimdi buradaki kuleye vuracağız. Kulelere vururken dayanayla bir skill atıp 3 vuruş yapın. Bakın Q attım. Q'da yani bir skill kullandıktan sonraki 3 vuruşunuz çünkü hızlı vuruyor. Bir tane daha, 2 tane şey aldık buradan. Gayet güzel abi. Bu Evelynn burada hata yapıyor. Hatasının bedelini de ödüyor. Şu anda gerçekten bayağı güçlüyüz. Bu arada bu ilo arkadaşlar plat ilo. West'te plat 3 ilodayız. Hani düşük bir ilo değil. TR'nin diamond'ına falan denk geliyordur. Burada bizim Nautilus çıktı ama gelecek. Ben ısrarla Master'a bu alevecilerin alması gerektiğini söylüyorum. Burada yine hata yapıyor çocuk.
Biz de değerlendiriyoruz arkadaşlar. Hani Diana'nın gücünün farkında olursanız, kendi yapabileceklerinizin farkında olursanız, bu şekilde hani korkmadan oyunu gerçekten domine edebilirsiniz. Şu anda benim karşımda durabilecek kimse yok. Bu oyunu ölmeden tamamlayabilirim. Tamamen benim elimde. Nautilus'umuz da geri döndü. Şu an kimseye ihtiyacım yok yani şu oyunu taşımak için. Zaten bir Jinx'de kill var. Diğer hiç kimsede kill yok. Döndük abi. Nashor'u tamamladık. Aynı zamanda da bu kara mühürümüz de 10 yük oldu. Meca'yı alabilirim. İstediğim zaman. Şimdi yeniden lane'imize geldik. Üstümde blue buff da var. Evelynn sağ olsun. Sağ sola roamlamıyorum. Çünkü lane'imi zaten domine ediyorum. Evelynn geldiğinde de onu kesiyorum diye. Şimdi bir roam'a çıktım. Hemen bir adamı göreyim diye bir Redin'e totem attım. Evelynn için bu arada şurada durdurup söyleyeyim abi. Karşınızda Evelynn varsa şuraya falan ancak bir red, daha doğrusu kontrol totemi atabilirsiniz. Normal totem atarsanız işe yaramaz çünkü biliyorsunuz 6 levelden sonra görünmez oluyor. Onun yerine normal totemlerinizi şu jungle kamplarına, şuraya, buraya atarsanız eğer, Evelynn bir atak yaptığında görünmezliği kaybolduğu için buradaki jungle kamplarını keserken onun nerede olduğunu görebilirsiniz. Yani eğer buradaysa muhtemelen size şuradan gank atabileceği için şu tarafa yaslanabilirsiniz. Ben de bu yüzden burada adamın redine totem atıyorum. Burada bu adam yine ölmüş. Yani Smurfleme gibi bir oyun oldu bu. Veigar da anlamsızca kötüydü. Bilmiyorum tilt mi oldu. Burada Evelynn'den bir gank yiyor bizim çocuklar. Güzel flash atlayacağız. Ama öldüler. Sıkıntı yok. Ben Evelynn'in botta olduğunu gördüğüm için kuleye vuracaktım ki şu adamın girmek istediğini görüp buraya yürümeye karar verdim. Hızlı hızlı yürüyoruz abi. Buraları hızlı geçelim. Yürüdük yürüdük. Burada zaten stun yedi. Kolay bir kill oldu. Şu anda çok güçlüyüz abi. Şu itemler bu dakikada ve levelim de epey yüksek. Ben 11 levelim. Bu adam 8 level. Draven kaç level bilmiyorum. Yazmıyor şimdi. O da en fazla 7-8 falandır. Levelden dolayı da direkt tek atıyorum. Şimdi alevi alalım. Şuradan ilerleyelim. Birilerini bulacağız. He. Bakın. Red'e attığım totem bizim ne işimize yaradı arkadaşlar. Bu Red'in şuradan şöyle gittiğini gördüm ya. Bu Red'e biri vuruyor diye düşündüm. Ki vurması zaten Red oraya gitmez. Burada bir bekleyeyim dedim. Bu adam geldi. Tak kestim. Burada adam zaten GG dedi. Burada yazılar gelmiyor herhalde de. Evelynn burada artık tiltliğinin son noktasına vardı. İşte oyun GG dedi. Ve bütün mental olarak adam yok oldu. Şimdi mid lane'de öne geçtiğiniz zaman yapmanız gereken en önemli şey bu. Jungle'da geri düşürmek. Bunu yapmanın yegane nedeni de, daha doğrusu yegane yöntemi de bu şekilde adamı jungle kamplarında kesmektir. En savunmasız olduğu zaman o zaman çünkü o adamın. Hani siz nasıl lane'de gank yediğiniz zaman savunmasız oluyorsunuz. Onun da en savunmasız zamanı. Burada da boş bir flash attı. Onun da en savunmasız zamanı kendi jungle kentlerini alırkenki zamanıdır arkadaşlar. Burada da hiç boş durmuyoruz. Hemen adamın bütün kaynaklarını alıyoruz. Oyunu bitirmeye oynuyoruz. Bakın hani fantazi peşinde koşmuyorum. Kuleleri oynuyoruz. Oyunu bitirmek için en kısa yol neyse o. 9-0-1 olabiliriz ama bu kaybetmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Rakipte kimse kasmamış olabilir ama Cassiopeia hala onlar için bir kazanma koşuldu ki ben Nami'nin AFK olduğunu aslında bu sıralar falan anlıyorum sanırım. Hatırladığım kadarıyla. Karşıdan biri söylüyordu Cassiopeia sanırım Nami AFK diye. Hani bizden de biri AFK kalabilir veya Nami dönebilir. Orada bir Q kaçırmışız. Ama önemli değil. Buradan çok ilerlemenin mantığı yok. Burada takıma geri çık kolu veriyorum. Geri çıkmamıza müteakip. Artık oyunu son bitirmek için hamle yapacağız. Ben bir blue'larına baktım. Blue'yu da aldıktan sonra 4K parayla base atıyorum. Rabadon'umuz bitti abi. Artık bayağı güçlüyüz. Şuradan şöyle bir yapalım. Bu adam buraya girmiş. Şimdi hani Baron'u vesaire beklemeden midden direkt bitirebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü zaten ben hem çok güçlüyüm hem de rakip bir kişi eksik. Aynı zamanda da Veigar'ları ölü.
Bu demektir ki şu anda zaten kafadan 4vs300. Biz burada 3 kişiyiz, 3vs3 olsun. Yani oyun bitiyor bu şekilde. Hani gönül isterdi ki biraz daha makronun döndüğü bir oyun olsun. Daha fazla bir şeyleri anlatabileyim, biraz daha rakip takım şey olsun ama hani bize karşı koyabilsin. Biraz kısa bir oyun oldu. 15 dakikada bitti zaten gördüğünüz gibi. 15.48'de. Ama burada anlatmak istediğim şey şu. Bu benim ilom bu arada arkadaşlar. Hani benim şu an ilom bu. Ben West'te hani daha yeni yeni oynamaya başladım. 2-3 aydır oynuyorum. Düzenli olarak. Birlik kasma amacıyla. İşte Plat 300 şu anda. Yükselmeye çalışıyoruz. Hani atıyorum normalde Challenger'ım da şu anda Smurf atıyorum işte 11-0-1 gittim, niye bu maçı koyuyorsun diye bir şey yok, anladınız mı? Yani siz de kendi ilonuzda bunu yapabilirsiniz. Benim anlatmak istediğim bu. Zaten benim öğretici yayın yapma, daha doğrusu öğretici video çekme sebebim de bu. Hani ne yaptık? Lane'imizi domine ettik. Doğru oynadık. 6'ya kadar safe kaldık. Adam bizi ezdiğini düşündü. Sürekli üstümüze oynadı. Fırsatını bulduğumuzda Q tutturup girdik. Sürekli bu şekilde domine ettik mi? Sonra Evelynn geldi. Evelynn'i de bir kestik. Adamı bir kere şurada bir kestiğimizi hatırlıyorsunuz. Kule altında Ignite'ımız ölmüştü. O da bir geri düştü. Evelynn'i de useless yaptık. Sonrasında adamın redine totem attık. Bota roamladık. Dönüşünde Evelynn'in redinde kestik. Alevejlerini aldırdık. Zaten oyun bitti. Hani bu şekilde tabii ki de her oyununuz bu kadar kolay olmaz. Ama ölmeden oyunu bitirebilirsiniz. Ölmemeye gayret edin. Neden ölmemeye gayret edin diyorum. Mesela siz öndesiniz. Ben bu oyunu atıyorum 9-0-1'im. Ve iki kişi alıp öldüm. Bu word değil. Ya da bir kişi alıp öldüm. Bir kişi alıp ölseniz hele hiç word değil. İki kişi alıp öldüğünüzde de çoğu zaman word olmayabilir. Çünkü eğer rakip takımda sizin killinizi alan ya da shutdown'unuzu alan adam oyunu taşıma potansiyeli olan bir adamsa, atıyorum Cassiopeia'ya gittiyse ya da Draven'a gittiyse, tutup Nami'ye gitmesindense, demek istediğim o. Bu sefer siz adamlara bir oyun kazanma penceresi, oyunu kazanma koşulu yaratmış oluyorsunuz. Adamla hiçbir şey vermeyin abi. Siz zaten öndesiniz. Hani her şey normal tıkırına gittiği zaman siz zaten bu oyunu kazanacaksınız. O şekilde bakın olaya. Bu yüzden de hiç riske atmayın. Ne gerekiyorsa o şekilde oynayın. Ekstradan risklere dalmadan oyunun gerektirdiklerini yaparak oyunu gayet rahat taşıyabilirsiniz. Diana da bunun için gerçekten ideal bir şampiyon. Söyleyeceklerim bu videoluk bu kadar. Bu şekilde videolar daha fazla hoşunuza giderse eğer lütfen belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hani oyunlardan sonra bu şekilde video çektiğim zaman hem daha öğretici olabiliyorum hem oyunlarda daha fokus oynayabiliyorum. Desteklerinizi, önerilerinizi bekliyorum yorumlar kısmında. Aynı zamanda izleyenlerin çoğu abone olmayanlar oluyor. Açıkçası bir %80'lik falan bir kısım videolarımı izleyenlerin abone olmayan kullanıcılar oluyor. Lütfen abone olarak destek olun. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizin destekleriniz çok önemli. Tekrardan videonun bu kısmına kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.